Teknik direktör hem de kaptan olan Erhan Önal. En azından formasını hala üstünde. En azından formasını onu kaptırmamak için en azından. Ergün Pembe'ye destek var tribünlerden. Bu arada Mümtaz Hoca'ya büyük baskı var oyuna girmek için. Uğur Meleke oyuna girmek istiyor. Sarp oyuna girmek istiyor. Erhan Ünal, Ceyhun Yılmaz, Serhan Asker hepsi hocadan oyuna girmek için izin Serhan istiyorlar. Serhan Asker zaten hiç ayrılmıyor yanından. Yıldızlar. Mükemmel hareketler gerçekten Vitali Petrov. Süper top oynuyor. Sebastian Vettel girdi ama offside pozisyonunda. Top ona gelirse bayrak kalkabilirdi. Gerçekten gittikçe açıldılar. Munari. Evet ya, tabii biraz hem futbolun şu anda temposu düştüğü dakikalar Serhan, insanlar yarışa gelecekler. Siz sportif tarafı için yarışın çalışıyorsunuz sürekli olarak. Eğitimler, FIA ile ilişkiler şunlar bunlar inanılmaz yoğunsun. Hem o taraftaki işler nasıl gidiyor hem bir de şey öğrenmek istiyorum. Hani sportif olarak ne düşünüyorsun? Bu arada Jason yerde kaldı, bir faul yapıldı Jason'a. Evet, bir sarı kart daha geliyor galiba. Evet. Bugün ilk defa bu kadar çok sarı kart gördük. Tabii biz Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yarışın sportif organizasyonu, yani tel örgülerin içinde insanların izlediği ürünü aslında yapmakla yükümlüyüz ve görevliyiz Türkiye adına. %100 Türk malı bir organizasyon. Aynen öyle. 9 farklı ilden gelen 800'ün üzerinde sırf sportif görevli var pistin içerisinde çalışan. Ki söylediğim gibi tamamen pist alanındaki görevlilerden bahsediyoruz. Tabii bu görevliler bizim lisanslı görevlilerimiz. Onların eğitimleri, buraya gelişleri, gidişleri gibi pek çok organizasyon yapmamız gerekiyor. Bugün Charlie Whiting'le bir toplantımız vardı, şampiyona direktörü. İstanbul Parkı tabii tesis anlamında herkes çok seviyor. Modern olduğu için bir yandan sportif anlamda pilotlara ve takımlara keyif verdiği için, zorluk çıkardığı için, teknik bir pist olduğu için. Ama tabii ki dediğimiz gibi işin şov kısmı bir miktar eksik kalıyor seyirci sayısı az olduğu zaman. Sportif organizasyon anlamında her şey hazırız yarın, ki sen de orada olacaksın muhtemelen. Tabii. Önce öğlen 11'e doğru bir öğlen yürüyüşü var, 5.3 kilometre yürüyerek teftiş yapıyor FIA. Meraklı izleyicilerimiz bunu mutlaka biliyordur. Tek tek bariyerleri, işte lastikleri, kuleleri, her şeyi kontrol ediyorlar. 1,5 saate yakın sürüyor bu tur. Onun sonrasında güvenlik aracı testi var yine 2 ile 3 arasında her yarışta yapılan pistin son aslında testi oluyor bu. Bunun dışında tabii ki eğitimler de yine yarına devam edecek ve cuma sabahı da Porsche kupası ile başlayacağız eğlenceye, heyecana. Evet, evet. Dilara'nın yanında oyuncular var. Dilara, evet, sana sözü bırakıyorum. Ersin özellikle çok etkiledi bizi. Tebrik ediyoruz kendisini Dilara. Evet değerli izleyenler, Ersin şimdi oyundan çıktı. Nasıl, güzel hareketler miydi? Güzel. Burada da güzel hareketler var. İşte ben bu maçı bekledim daha derse. Erdoğan'a atıyorsun. Niye öyle bana bir... yapılıyor. Bir pas vermesen. Tabii bir pası vermesen işte kovabilir. Ama Ersin sen Dilara maçtan önce Ersin bana dedi ki, Ersin dedim sahne mi iyi, yeşil sahalar mı iyi? Benim esasım yeşil sahalar dedi. Halı sahalarda hep oynarız. Hakkari'de de çok oynadık. Sahanın her yerinde gördük seni. Tabii halı sahalarda öyleyim. Bundan sonra bakalım nerelerde göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok fazla İstanbul Park'ı alacağız zaten onu. Limit yoka geliyor. Limit yoksa. Sevgili Serhan Asker hiç fırsatı kaçırmıyor. Yakalamışken herkesi tabii canım anında İstanbul Park'a davet ediyor. Yani bu limit yokun şöyle bir hizmeti oldu. İnsanlar bir şekilde bir bahane olmadan gidemiyorlar. Gittikleri zaman orada hakikaten sıra dışı bir tesis olduğunu görüyorlar ve sporu seviyorlar. Sporun sözcüsü, gönüllüsü oluyorlar. İnsanları anlatıyorlar ve yavaş yavaş bir topluluk birikiyor. Dolayısıyla Türkiye'de sanatçılar da TRT'nin program davetlerine hiç kayıtsız kalmadan hakikaten çok doğru, sıcak ve koşa koşa bir yaklaşım gösterdiler. Hakikaten kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem F1'in yani motor sporlarının gelişimine katkı sağlayan hareketler olduğu için hem de her türlü davete programlara uygun olduğu müddetçe cevap verdikleri için. Tabii ki sadece yarış değil, her camiadan insanın söylediğin tabii gibi İstanbul Park'a çekebilmek her anlamda ilgiyi arttırıyor. Karşılıklı bir etkileşim oluşuyor çünkü. Bu arada pilotlar beraberliği sağlayabilir. Sebastian Vettel, çok geride kaldın kuzum.
kale boş, atamadı. Sebastian'ın topa doğru gitmesi lazım tabii ki. Tabii kenarda Christian Horner olmayınca toparlayamıyor değil mi? Şey ne diyorsun? RB6 da yok. RB6. Ne diyorsun Serhan? Red Bull favori mi yine? Yani öyle gözüküyor ama senin bir uzman olarak yorumun da önemli. Vallahi Red Bull'u son günler takip edemedim ama bu meşhur F kanalını burada deneyeceği söyleniyordu Monaco'da. Eğer bir de o varsa otomobilde 7-8 km şu anda düşük süratte gidiyorlar. Düzlüklerde McLaren'e ve Ferrari oranla bizim tabii pistin arka düzlüğü müthiş derecede uzun. Çok büyük bir avantaj getirir eğer onu da kullanıyorlarsa. Zaten aerodinamik anlamda baktığımızda RB6 en üstün otomobil. McLaren biraz daha iyi olabilir Monaco'ya oranla hızlı virajlarımızdan dolayı. Unutma sözünü Ivan tabii. Capelli, Baresi Ivan. Bakalım Erbatur soracak mı? Baresi'ye benzetti yorumcular dersen seviniriz Erbatur. Evet, sende evet, söz. Teşekkürler Okay Karacan. Okay Karacan, our commentator, sen Serhan Acar. You said you were like playing like Baresi. Yeah. I would like to, yes, to play like Baresi. No, I'm not like not playing like Baresi. But it's a tough game actually. We are enjoying to play and we are playing in Italian style. It's Catenaccio, right? No, it's not Catenaccio. We don't know what is Catenaccio. But you can see that we are not a real player because we are actually following the ball on the field. I mean, like I can see from the rear that our teammate are playing, following the ball. Evet, Capelli'nin söylediklerini hemen çevirelim. Öncelikle Baresi'ye benzetmiyor kendini ama iyi maç oluyor, sağlam maç olduğunu söylüyor. Catenaccio oynuyorsunuz galiba dedim. Siz Catenaccio'da gerçekte tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz dedi. Daha sert bir oyun olduğundan bahsetti. Ama harika bir oyun oluyor. Ben kenardan bakıyorum dedi ki yönetiyor takımı kenardan. Herkes topu kovalıyor. Tam bir tekniği de oturtamadık dedi. Yes, Mr. Capelli, but I think your goal scorers, your strikers in here, Fretalent, Petro, what do you say about them? About their style? They are trying to score goals. No, yeah, Vettel is a very good player. Also, Vettel is putting a lot of effort in the game. And Maro, you saw the goals that he scored in the first half of the game. It's quite good, but I mean with a good shot. Unfortunately, we are missing good players like Fisichella that is. Can score good goals, yes, and especially Alonso because I'm also he's playing in the middle of the field and is a sort of a playmaker for us. Thank you very much. Thank you. Evet, hemen çevirelim Capelli'nin söylediklerini. Gerçekten iyi oyuncular dedi. Vettel ve Petrov için gerçekten iyi oynuyorlar. Vettel çok iyi bir oyuncu, gol pozisyonuna yaklaşıyor dedi. İyi bir takımız ama Fisichella'yı özlüyoruz dedi. Çünkü çok iyi bir oyuncu, golleri atabilirdi dedi. Capelli'nin görüşleri böyleydi. Biz tekrar röportajlarımızda karşınızda olacağız. Capelli de Formula 1'de Ferrari'de yarışan pilotlardan bir tanesi ki Ferrari'de yarışmış İtalyan seçkinlerin arasındaki isimlerden bir tanesi. Daha önce Jordan ve Leighton House'da da yarıştı ve şu anda da Rai Televizyon'da yorumculuk yapıyor yıllardır. Bütün Formula 1 yarışlarında kendisini görüyoruz. Çok sempatik isimlerinden birisi Paddock'un aynı zamanda. Zaman zaman İtalyan ekibiyle, televizyon ekibiyle giderken tripod taşıdığını bile görüyorum. Hiç Formula 1 yıldızıyım havasında değil kesinlikle. Canım sen de yapıyorsun dışarıdaki işlerde onu. Bu şey sporun aslında insanlara bir şekilde empoze ettiği paylaşma ruhu. Takım ruhu. Takım ruhu. Çok önemli gerçekten. Bu çok önemli hakikaten öyle. Fin televizyonda C.C. Leto'yu görüyoruz mesela. O da tripod taşıtıyorlar adama. Çantaları taşıtıyorlar. Genelde futbolda da hani malzemelerin taşınması konusunda benzer şeyler vardır ama hani bir yere kadar, bir yerden sonra da işi başkalarına bırakırlar. Peki pilotları da sen takip eden bir insansın. Bu anlamda takımla işi paylaşma anlamında birisi diğerlerinden öndedir desen bir isim geliyor mu aklına? Yani takımla birebir entegrasyonu tabii ki en iyi yapan isimlerin başında Mia Schumacher geliyor. Ki tır şoförlerinin çocuklarının doğum gününe kadar kutladığını hep okuduk, dinledik Formula 1 camiasında. Pilotun takımla birebir iletişim kurması çok önemli. Çünkü istenmediği bir yerde, bunu hissettiğiniz bir yerde sporculuğu bırakın. Normal profesyonel iş yaşamında da başarılı olmak çok mümkün değil. O açıdan birkaç yarış kötü gittikten sonra takımdaki o kimya uymadığı zaman tabii çok şey değişiyor. Sonuçta otomobilde siz ne kadar parça taksanız bile bunu bir insan kullanıyor. Ve biz burada saniyenin binde dilimlerinden hep bahsediyoruz.
morali yerinde olan, otomobile güvenen, kendisine güvenen, zihinsel olarak diğerlerini yenebilirim hissine kapılan, bunu hisseden pilotun tabii ki başarılı olma şansı çok daha fazla oluyor. Weber örneğinde olduğu gibi tabii. Son yarışlarda ki Monaco'dan sonra bir demecini okudum. Her seferinde güvenlik aracının ardına arayı nasıl açtın diye sormuşlar. Weber demiş ki zaten oradaki en hızlı adam bendim. Daha önceki defa daha yaptım. Niye yapmayayım ki diye düşündüm demiş. İşte bu farklı bir zihin seviyesine ulaştığı anda pilot aslında çok daha hızlı, çok daha tehlikeli bir adam haline geliyor diğerleri için. Yani her sporda olduğu gibi otomobili bir kişi kullansa bile o takımın kalanıyla uyum sağlamak çok önemli. Kubica'nın şu anda Petrov'un takım arkadaşı Kubica'nın aldığı dereceleri kimse beklemiyordu bu sene bu kadar iyi uyum sağlamasını. BMW'den çok daha rahat gözüküyor. O rahatlık tabii piste de yansıyor. Bu arada Ümit Davala'nın az önce yaptığı ortayı mükemmel bir vuruşla ağlara gönderen Yılmaz Erdoğan yine aynı pozisyondaydı. Bu kez istediği vuruşu gerçekleştiremedi ama Ümit Davala ile iyi anlaştıklarını, iyi bir ikili oluşturduklarını net bir şekilde görüyoruz. İyi bir orta. Erdoğan, Yılmaz Erdoğan out'a gidiyor top. Bu arada beklenen isim şu anda yine sahanın kenarında. Evet, büyük bir heyecan bizde de oluşmaya başladı. 19 numaralı formasıyla az sonra oyuna girme hazırlığı içerisinde. Serhan Asker. Bu arada Serhan Asker'le seni karıştırıyorlar biliyorsun. İlyas Tüfekçi gole gidiyor. Orta dokunamadı bomboş kaleye. Çok güzel bir top gitti. Sarp dokunsaydı kahraman olacaktı bu gece. 6. golü olacaktı pilotların. ...82. dakikadayız. Eğlenceli bir maç, eğlenceli bir mücadele. Yine Sebastian Vettel, bugün en çok top alan isim Sebastian Vettel. Petrov'a hiç çıkmadan oynadılar maçın başında. Aynen benim. Öyle. Pasını veriyor, bir ıska engelden, vuruş Petrov'dan dışarıya. Uğur Melek'i az önce söyledi, çok aslında doğru bir tespit. Tamam hani onlar teknik olarak diğerlerinden daha iyi değiller belki ama... ...yaş ortalamaları çok düşük hakikaten. Değil mi? Başından beri maçın Vettel'de, Petrov'da sahadalar. Onlar için bu normal bir gündeki kondisyon çalışmasının daha altında bir şey. Değil mi? Ter atma adeta. Evet, aslında mesela ben Formula 1 spor değildir ya falan diye soranlara onu anlatıyorum. Yani bir Formula 1 pilotu gördüğünüz bir NBA oyuncusu, bir futbol oyuncusundan daha az daha değil, da daha da fazla çalışıyorlar, daha çok spor yapıyorlar. Trulli New York Maratonu'na katılıp bitirdi birkaç sene evvel. Evet, Jason Button evet, triatlon evet. Yapıyor ve... Büyük bir yarışmada ilk yüze girebiliyor yani rahat rahat. Bu arada kayakta, snowboardta, inişte Kimi Raikkonen'in inanılmaz bir sporcu olduğunu, yine Kimi Raikkonen'in de kış sporlarında müthiş bir yetenek olduğunu söylememiz lazım. Beraberlik golü arıyor pilotlar. Engel'in pası, ceza sahası içerisinde Petrov. Petrov gole gidiyor. Petrov'a vurdurmadılar. Perez orada. Petrov elle oynama kararı geliyor. Elle oynama kararı geliyor. Dilan Deniz Gökçek, FIFA kokartlı bayan hakemlerimizden birisi. İşte bir atak, engel, topu iyi paylaştılar. Pozisyon bu. Petrov, Ümit Davala, bugün takımın kilit ismi, bir gol pası verdi. Birçok atağı kesen isim oldu Ümit Davala. Savunmasına kadar yardıma geliyor. Büyük alkış alıyor Sebastian Vettel. Şimdi topu taşıyor. Daha geniş alanda oynamaya başladı. Petrov top istiyor. Engel. Şimdi Petrov'a. Petrov ceza yayında. Pası araya. Gol pozisyonu olur mu? Hayır. Ergün Pembe uzaklaştırdı. Pilotlar tüm atlarıyla yüklenmeye başladılar. Rakiplerinin üzerine. Ceza sahası dışından bir pas. Engel. Offside'de değil. Oyun devam ediyor. Dönen topu kontrol eden Yıldızlar takımı. Ve şimdi karşı atak başlıyor. 6 ya da 3 geliyorlar şu anda. Kerem Alışık. Kerem'in pası ama offside pozisyonunda. Topun son oynandığı anda takım arkadaşı Sarp Apak. Süre azalıyor. Son 6 dakika. Endrek serbest vuruş kullanıldı. Vitali Petrov, Perez. Offside var mı? Yok. Perez koşuyor. Zafer. İlyas Tüfekçi. Bu gecenin müthiş gollerinden birine imza atan Yılmaz Erdoğan müthiş bir ara pası verdi şimdi. Kademe oluşuyor ve topa yükseklik kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırıyorlar. Uğur Melek'e güzel bir röveşata denedi. Ve işte Serhan Asker yeniden oyuna girecek.
5 dakika var maçın sonunda. Yine biraz limitli bir giriş oluyor Serhan için. Hadi Serhan. Bu kadar reklamını yaptık. Bir güzel hareket görelim. Güzel hareket görelim bu kadar reklam karşılığında. TRT'nin Acar muhabiri Limit Yok'un takım kaptanı sunucusu Cuma akşamı 23'te bir özel Limit Yok programıyla ve hafta sonu Cumartesi Pazar günü Formula 1 kulübünde bizlerle birlikte olacak. Vettel'e gelmiyor top. Semih Yuvakuran hücuma çıktı. Pasını da verdi Sarp. Süper hareketler İlyas Hoca'dan. İlyas Tüfekçi sonrasını getiremedi. Biraz nazar değdirdi kendisine. F1 takımı hızlı çıkabilir şimdi. Jason Tayincioğlu. Hareketlenen Petrov var. Offside'da değil. Derin bir topa hareketlenebilir şimdi. Sağ kanada bir top. Ergün Pembe. Ergün Pembe, Ümit Davala. Yani müthiş bir savunma grubu var orada. Süper bir hareket. İyi bir pas yine Yılmaz Erdoğan'dan. Ama İlyas Tüfekçi ile Yılmaz Erdoğan anlaşamıyorlar. Son 3,5 dakika. Engel. Ümit. Türkiye Grand Prix'si önümüzdeki hafta sonu Cumartesi Pazar TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Serhan Asker'den nefis bir pas izledik ama offside. Pas çok güzel ama offside. TRT 1'den sıralama turları, sıralama turları öncesinde özel programlar, sonrasında özel programlar. Bütün Limit Yok'a katılan ünlülerin aynı şekilde tribünde yer alacağı özel program. Ve saat 14.50'den itibaren büyük yarış canlı olarak yayınlanacak. 14.50 öncesinde TRT 1'in özel yayını saat 13.15'te başlayacak. Yarıştan sonra basın toplantılarının ardından 18.30'a kadar devam edecek. Bu önümüzdeki hafta sezonun 7. yarışı ve kritik yarışlardan birisi. Çünkü iki Red Bull pilotu aynı puandalar. McLaren, Red Bull, Ferrari mücadelesinde yeni bir sayfa açılacak. Tabii ki bir başka ilginç tarafı da Türkiye'de 6. kez bir yarışın yapılıyor olması. Sebastian Vettel'in vuruşu dışarıya gidiyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Michael Schumacher üçlülerden sonra İstanbul Park'a geri dönüyor ve Schumacher'in Formula 1'de yarışıp kazanamadığı tek pist İstanbul Park. Mutlaka, şu ana kadar piste çıkıp kazanamadığı tek yarış. Mutlaka Mercedes'in bu yarışta Schumacher'i kazandırma konusunda bir planı vardı. Ben 2006'daki yarışı hatırlıyorum. Alonso ile Schumacher çekişmesinin ardından Alonso Schumacher'e geçilmediği için podyum törenine yuvalanmış seyirciler tarafından. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var Schumacher'in. Ki yani Formula 1'de böyle bir şeye hayatım boyunca şahit olmadım. Podyuma çıkan bir pilotun ısıklandığı onun için acayip bir taraftar kitlesi var Schumacher'in. Sanıyorum yine tribünlerde fark yaratacaktır sadece Schumacher'in olması. Tabii gelebilen herkesi tekrar piste çağıralım. İstanbul ve civarındaki seyircileri bu şölen kaçmaz çünkü. Ama gelemeyenleri de uzun ve güzel bir TRT yayını bekliyor. Aynen öyle. Bütün detaylarıyla. Biletix'ten bilet alamayanlar için de direkt yarış günü bilet gişelerden satılıyor. Biletix'ten alınan biletlerin taksit imkanı da bu sene sağlanmış. Ve 2005'ten bu yana ilk defa bu kadar ucuz biletler var. Çok büyük bir indirim yapıldı. %30'a varan oranlarda geçtiğimiz yıllara göre. Yani biz bunun reklamını niye yapıyoruz? Daha çok seyirci olsun. Daha iyi bir görüntü verelim dünyaya ve Formula 1 Türkiye'de kalmaya devam etsin. Türkiye'de Formula 1'in kalıyor olması, yüksek teknolojiyle Türkiye'nin adının hep anılıyor olması demek. Geride 6 yarış kaldı. Sadece bugünümüzün değil, gelecekte de bir yarışla ilgili anının, bir yarışla ilgili değerlendirmenin yapıldığında yeniden ülkenin reklamının ortaya çıkıyor olmasının da önemli olduğunu vurgulamak lazım. Tabii ekonomik, kültürel, otomotiv sanayinin gücünü gösteriyor bir grant bir organize ediyor olabilmek ve devam ettirebilmek çok önemli. Onun için hakikaten seyircilere de bu sene büyük iş düşüyor. Çünkü yıllardır negatif gözüken bir seyirci eğrisi var. Bunu en azından geçen seneye göre artıya çevirmemiz lazım bu sene. Keyifli bir yarış olur, keyifli bir hafta sonu olur. Yine şehir dışından işi nedeniyle gelemeyecek olanlar TRT 1'in canlı yayınlarıyla bütün oradaki aktiviteyi, aksiyonu izleme şansı bulacaklar. Harika bir hareket daha Yılmaz Erdoğan'dan. Sarp Papak vuruyor ve kaleci Bunari'ye gidiyor top. Bugün sanatçılar da hiç aşağı kalmadılar. 5-4 kazanıyorlar. İlk defa kaybetti Türkiye'de. Pilotlar ilk defa. Evet, hepsine büyük bir alkış gönderiyoruz. Başarılı bir performans sergilediler. Karşılarında müthiş futbolcular vardı. Onlara karşı 5-4 kaybettiler ama
az önce Ivan Capelli'nin de dediği gibi Fisichella gibi bir golcü, Alonso gibi playmaker'ın, oyun kurucunun olmaması da onları olumsuz yönde etkiledi. Sebastian Vettel hakemlere bir sistemde mi bulundu? Evet, evet. Biraz sistemde bulundu. Şimdi ben aşağıdaki durumu tahmin edebiliyorum. Yarış pilotları bayağı bozuyorlar kaybedince. Tabii, yarış içerisinde geriye düştükleri zaman ufak tefek tehditler gelmeye başlıyor. Biz bunun için gelmedik, yardım için buradayız, bizi yenmeyin. Hadi türünden. Canım. Evet. Onun için ilk iki maçı 8-5, 8-3 kazanmışlardı. Geçen sene 6-6. Kademe kademe sonunda onları mağlubiyete doğru götürdü All-Star takımı. Eminim bu gelecek seneki maç öncesinde bayağı konuşulacaktır. Çünkü kaybetmeyi hiç sevmiyorlar. Hani biz buraya yardım amaçlı, şov amaçlı geldik. Bizi yenmeyin diyorlar açıkçası. Bir daha gelmem durumu olacak ama yani alkış alıyorlar. Evet, bravo. Tabii ki onları burada çok büyük bir kalabalık olmasa bile coşkuyla bağırlarına basan bir motor sporcu. İlgili bir kitle var. Evet, ilgili bir kitle var. Onlar da bu jeste karşılık veriyorlar. İmza tabii talebinde bulunanların sayısı fazla o bölgede. Biraz da Vettel son derece popüler. Evet, umarım ışıkları buradaki tören tam anlamıyla bitmeden stat yönetimi kapatmaz. Evet, röportajlara gidelim hemen. Dilara. Hocam tebrik ediyoruz. İlk galibiyet, ne söyleyeceksiniz? Aslında güzel bir maç oldu. Hani ben herkesin çok yorulacağını düşündüm ama herkes öyle böyle bu maçı bitirdi. Netice de güzel, çok yakın bir netice. 5-4 bizim şöhretler kazandı. İyi oldu. Çünkü her sene bu tartışma oluyordu. Kim daha iyi? Bu sene biraz galiba bizimkiler daha iyi olduğunu gösterdiler. Ama bir yerden diğer takımın da bugün eksik olduğunu görmemek daha hani bir yerden ops. Evet, de girildi. Bu arada bir bizi görüyorlar mı bilmiyorum. Işıklar da kapandı. Evet, neyse biz devam edelim. Umarım bu bir sürprizdir. Sürpriz olsun diye kapatılmıştır ışıklar. Evet, golleri izliyoruz bu arada. Arka arkaya açılış golü. Engelden ilk, ikinci dakikada gelmiştim maçın başında. Sonrasında Bedi Baykam'ın golü gelecek sanıyorum şimdi. Evet, Bedi Baykam. 6. dakika. Erkin Pembe'nin golü. Evet, 16. dakika 2-1 oldu durum. Bu da Alberto Valerio Grand Prix 2 pilotunun attığı gol. O da bu hafta sonu yarışacak İstanbul Park'ta. Bu da güzel gol oldu. Engelen evet attığı ikinci gol. Penaltıdan İlyas Tüfekçi durumu 3-3'e getirdi. Bu da Petrov'un golü olacak. İlk yarı böyle bitiyor. Petrov 58'de 60 golü. 4-3. Bundan sonrası zaten 2 golde All-Star takımından geldi. Evet, yavaş yavaş da son noktayı koyuyoruz. Işıklar bitişler 2 dakika sonra söndü. Artık ışıklar bir kez daha startta 14.59'da sönene kadar bize TRT1 ekranlarında F1'in bütün coşkusunu, haberlerini ve gelişmelerini yansıtmak kalıyor değerli seyircilerimiz. Tabii piste gelenler için başka yarışlar da var. Grand Prix 2, Grand Prix 3 ve Porsche 6 farklı yarış daha var. Cumartesi ve Pazar Formula 1 Grand Prix'si hariç. Artı Mor ve Ötesi'nin bir imza töreninin ardından konseri olacak. Eğlence alanı oldukça renkli. Yani sadece yarış değil, nefis bir hafta sonu İstanbul Park'ta spor severleri bekliyor diyebiliriz. Noktayı koyma zamanı geldi. Arka arkaya golleri görüyoruz. İşte Yılmaz Erdoğan'ın attığı süper gol.
Böylece Yılmaz Hoca'ya da geçen sene iki asistiyle ilgili olarak spikerlerin hakkını veremediği iddiasına destekle hakkını vermiş olduk. Evet, ben Serhan Acar'la birlikte hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Tüm canlı yayını gerçekleştiren TRT 1 ekibi adına iyi bir hafta diliyorum. Aynı ekip hafta sonu pazar akşamına kadar F1 dünyasını canlı olarak yayınlarla ekranlarınıza taşımaya devam edecek. Maçın sonucu Yıldızlar 5, Formula 1 takımı 4. Hepsinin ayağına sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.